Fenerbahçe'de yarın antrenman açılıyor. Ee, Ahmet de söyledi zaten bunu bize. Şimdi peki Ahmet Selim. Ee, bunun yanında herkes artık transferi nasıl noktalayacağını bekliyor. Fenerbahçe taraftarı. Mesut ne zaman forma giyer? Zalay'ın son durumu. Ee, başka transfer olacak mı? Bir kanat transferi söz konusu. Neler aktaracaksın? Var mı başka kulağa gelen bir isim? Belki bir son gün ya da bitime iki gün kalama... Operasyonu tamamlar Fenerbahçe. Aykut İnce hareketli Fenerbahçe gündemi anlatılacak da çok fazla şey var açıkçası. Ee, sorularından başlayalım. Mesut Özil'in karantinası pazar günü bitiyor pazar gününden sonra artık rahatça dışarıya çıkabilecek. Pazartesi günü muhtemelen maçı Kayseri Spor, Heskablo Kayseri Spor maçını statta izler. sonraki günlerde de imza töreni vesaire olur. Mesut Özil konusu bu şekilde. Zalai aslında oynamasına engel bir durum yoktu Sivas'ta ama tabii daha iki antrenmana çıktığı için takımla götürülmedi. Zalai hazır. Ben hızlı bir, hızlı bir şekilde şans bulacağını hatta kadroya girebileceğini düşünüyorum. Keza ee, Tisserant'ın sakatlanması bu süreci bence hızlandıracaktır. Transfer konusu dün başkan aslında e, transfer konusunda çok fazla bize sır vermez. Dün net bir ifade kullandı. Geleceklerde olacak, gideceklerde isimler belli dedi hatta. Bu konuda tabi dünden beri biz de araştırıyoruz ne oluyor ne bitiyor diye bazı net bilgiler paylaşabilirim. Belki henüz tam olarak isimlere ulaşamadım ama Fenerbahçe kanat oyuncusu dışında bir de Santrafor transferi yapacak yapmayı planlıyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Gidecekler de olacak dedi isimler belli dedi. Ben şunu söylemek istiyorum. Tabi Dirar'la Perotti ayrılacak kesin olan oyuncular. Bu iki oyuncuyla sözleşme feshedilecek ve bu iki oyuncuyla yollar ayrılacak. Bunun dışında Lemos, Adem'i sizse. Bu üç oyuncudan da gidenler olacak onu da belirtelim. Ee çok fazla ayrılmayı düşünmüyor bu oyuncular ama bu oyuncular arasında e, ikinci ligin ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymeyecek oyuncular olacak. Tabii ki dediğim gibi oyuncuların tavrı işte isteyen kulüpler vesaire bunlar da belirleyici olacak ama bu üç oyuncudan mutlaka ayrılacak isimler olacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kanat transferi konusu e, farklı isim duyamadık. Fenerbahçe farklı arayışlar da sürdürüyor ama benim tahminim benim beklentim e, o sayenin devre arasında Fenerbahçe'ye katılacağı yönünde. O say Samuel'in devre arasında Fenerbahçe'ye katılmasını bekliyorum. Ee, tabii ki bu bir süreç. Fenerbahçe şu anda e, burada... E, Queen Park Rangers'ın taleplerini karşılama gibi bir durum söz konusu değil. Queen Park Rangers'da e, tabii ki oyuncudan ne kadar verim alabilecek. oyuncu Çünkü orada tepki görüyor. Orada taraftarlar e, oyuncuya tepki gösterdiler ve bundan dolayı e, kulüp açıklama yayınlamak zorunda kalmıştı. Son maçta da kadroda yoktu o Osai Samuel. Bunu da belirtelim. E, Queen Park Rangers'ın oynadığı son maçta da kadroda yoktu. Ben devre arasında geleceğini düşünüyorum. E, kanat transferinde ve sonrasında da bir santrali Santrafor transferi olacak. Umarım Santrafor transferinde de tabii ki ismi ilk olarak biz duyur ve izleyicilerimizle paylaşırız ama henüz bir isme ulaşamadığımı da belirteyim. Sevgili seyirciler teşekkür ederiz. Var mı başka soru Ahmet Selime? Ya benim, var mı? Ya bir soru var, bir soru var. var, var. var. Bekler. Ee, harcama limitleri konusunda Fenerbahçe'nin ne kadar e, eli güçlü onu çok merak ediyorum. Bir Mesut Özil için Alman Bilgazetesi yazdı. Fenerbahçe'ye maliyeti 7,5 milyon euro diye. E şimdi e, gidecekleri mesela Dirarın menajerinin e, yıllık 2.2 milyon euro aldığı için e, daha önce ben haberini yapmıştım. 2 e, yıllık ücretini istiyor, e, 4 milyon euro'nun üzerinde bir para istiyor. Diyelim ki 50'sini verdi, oradan kurtardı. Yine bir e, orada limit açıyor ama kasasından para çıkacak. Onun dışında işte Lemos dedin, e, Sisse dedin, yani bunları Ademi e, nasıl olacak? Yani bunları gönderirken bir defa e, net olarak isteyen kulüp var mı? Varsa ücretini karşılayabilecek mi? O da önemli. Çünkü Fenerbahçe bu oyunculara hiç e, hani her ne kadar söylense de çok ucuza mal ettik bu oyunculara Öyle olmadığını da biliyoruz. E, Kap açıklaması olmadığı için. Ama e, ne kadar eli güçlü? Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba Mesut o yüzden mi? E, ne zaman açıklayacaklar? Mesela e, o sözleşmeyi yapacaklar, federasyona bildirecekler. Bunlar hep soru işareti şu anda. Limit konusu aslında gerçekten bu soruyu sorman çok iyi oldu Zeki abi. Benim de unuttuğum notlar arasındaydı. Fenerbahçe'de şunu da belirtelim. Daha önce sözleşmesinde pandemi sebebiyle indirme gitmemiş bazı oyuncular. Bu konuda Fenerbahçe kolaylık gösterdi. İndirime giden oyuncular var. İsimleri netleştirirsek tabii ki ben yine bu isimleri de paylaşacağım. Buradan da bir açıklık doğduğunu belirtelim. Fenerbahçe'de pandemi indirimi, indirimi yapan oyuncular var. Bunun dışında Mesut'un kontrata yansıyan, Fenerbahçe'nin limitine yansıyan çok bir e, maliyeti olmayacak özellikle bu 6 ay için. Sonrasında da bildiğin yazdığı haberin ben çok fazla doğru olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen sponsorların da içinde olduğu paketi söylüyorlar yıllık maliyeti 7,5 milyon euro olacak diyerek Fenerbahçe bunun yansıması Fenerbahçe'nin standartları içerisinde olacak yani mesela Luis Gustavo tavan maaş alan bir oyuncu bunun çok fazla üstünde olmayacak Mesut'un alacağı para Dirar konusunda da evet eski kontratı 2.2 idi ama düzelttikten sonra biraz düştü Dirar'da Dirar'ın da şunu söyleyelim ki Tabii ki Fenerbahçe burada oyuncuyla sözleşmesini feshederken de belli bir ücret ödemeksi gerekiyor ama e, Dirar'la da orada ne olursa olsun limite yansımasına baktığımızda eee Dirar'ın vazgeçtiği para Fenerbahçe'ye artı olarak gözüküyor. Yani zaten Dirar'a bu yıl ödenecek para o limitin içerisinde oluyor. Fenerbahçe oyuncuya bir para vermesi gerekse dahi maaşının yarısını ödemediği için limit artmış oluyor. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir limit problemi olmadığını söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi farklı sebepleri var. İndirim yapan oyuncular var. Zaten belli bir limiti vardı geçtiğimiz dönemden kalan. Ayrılacak oyuncular olacak. Ayrılacak oyuncularda da tabii ki e, şunu söyleyelim. E, Sisse dışında Ademi ve Lemos ayrılırsa kiralık olarak ayrılacak ve kiralık olarak ayrıldığı için de oyuncuların maaş yükü kalkmış olacak. Fenerbahçe oyunculardan kiralama bedeli almayacak ama maaşlarından 6 aylık süreç için tamamen kurtulmuş olacak. Bundan dolayı yine limit geliş, genişlemiş olacak ve Fenerbahçe tabii ki önümüzdeki günlerde bazı sponsorluk anlaşmaları da duyulabilir. Yani benim konuştuğum edindiğim bilgiler limit konusunda Fenerbahçe'nin şu an itibariyle bir problemi gözükmüyor ama tabii ki hep söylüyoruz. Hani santrafor transferinden bahsettim az önce. Santrafor transferi derken gidecek oyuncular da önemli. Dediğim gibi ben o saydığım 3 isimden ee, en az birinin ama bence birden fazlasının gideceğini düşünüyorum sevgili Zeki Uzundurkan. Haldun Domaç'ın da bir sorusu var. Ee, Ahmet Selim seni yorduk bugün biraz ama şu, şunu da sormak istiyorum. Ee, yani Sivas'ta iki başkanı yan yana görünce de ben e, biraz benim de aklım karıştı. Bu Lemos konusunda Sivas'la herhangi bir pazarlık olduğuna dair bir tanıklığın var mı onu soracaktım. <laughs> Direkt tanıklığım yok hani gözümle görmedim ama <laughs> Sivas'ın Lemos'u istediğini biliyoruz hatta biz de duyurmuştuk dün bunun haberini yapmıştık. Şunu da söyleyelim e, Lemos ayrılmaya çok fazla sıcak bakmıyor Fenerbahçe'den yani işin o kısmı biraz problemli. E, Fenerbahçe için Sivasspor iyi bir aday tam aslında e, Lemos'tan Fenerbahçe umudunu komple kesmiş durumda değil ki benim şahsi düşüncem mesela dün oyuna girdi iyi oynadı hani iyi anlarını yakalamaya çalışıyor Fenerbahçe. O yüzden kiralama modeli olacak. Hani oyuncu elden çıkarmayı düşünmüyor an itibariyle. Ee, Sivas'la ilgili gelişmeler olabilir ama burada şu anda bu ayrılacak oyuncularda saydığım oyuncularda problem çok fazla Fenerbahçe ayrılmaya sıcak bakmamaları. Ee, bu konuda biz de tabii ki süreci takip edeceğiz. Sivas Lemos olabilir. Farklı adaylar, farklı takımlar da olabilir. Adem'in ve Lemos'a Türkiye'den de çok ilgilenen kulüp var. Yurt dışından da bazı kulüpler var. Biz de süreci takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi tabii net de konuşamıyor arkadaşımız. Fenerbahçe Mesela... Kulübü de net konuşamaz şu Yok, anda. Orada, tabii çünkü diye, yani proje var ama hayata geçmedi şu anda. Evet Ahmet Selim Kul'un dediği gibi bu oyunculardan kurtulursa ciddi anlamda limit aşılacak. Forvet de alırsın, kanat oyuncusu da alırsın. Ama e, bir an önce onu halletmeleri lazım çünkü... E Mesut'la da sözleşme imzalamaları lazım. Ya Mesut Mesut olayı zeki hiçbir şekilde ama şimdi, yük, yük olmayacak Fenerbahçe'ye. E, Bak. Şimdi yük olmayacak top, derken. Ay şunu söylüyorum. Bu dönem için, bu geride kalan dönem için Mesut'tan toplam harcama limitleriyle ilgili bir eksilme olmayacak. Mesut'a bağlı olarak. Çünkü Mesut'u Mesut oradan parasını aldı, buradan sponsor anlaşmasını yaptı. Yani bild falan yazıyor tabii ama yani Oradan parasını aldı, parasının yarısını aldı. Buradan da e, bir imza parası belki dağılarak verilecek bir imza. Bu sene için Fenerbahçe'nin benim öğrendiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin <laughs> Mesut'a Mesut'tan gelecek bir yük kaldırmayacak. Şimdi Fenerbahçe. Kap açıklaması olacak ama. Yani buradaki yani sıkıntı bekliyoruz. şu, yani kap açıklaması federasyon bir defa zorunluluk getirmedi kardeşim. Bak muhabir de net açıklama yapamıyor sportif direktörü de net açıklama yapamıyor. Kulüp yapayım. de yapamıyor. Kulüp de yapamıyor. Çünkü ortada bir belirsizlik var. Biz de net konuşamıyoruz. Kiminle ilgili net konuşabiliyoruz? Trabzonspor, Galatasaray. Orada menajerle ücretine kadar. Beşiktaş da bazen yapıyor ama Beşiktaş da çok görmüyorum. Yani burada yapan iki kulüp var. Orada komisyonlarından tut oyuncunun primi bilmem ne hepsi açık, açık yazılıyor. Veriliyor. Böyle olursa çok şeffaflık olur. Biz de biliriz. Şu anda ne Arsenal cephesini net biliyoruz. İşte Haldun abi bild diyor. Evet. Sonuçta bir gazete yazıyor onu. Onun da teyide muhtaç bilgisi ama bizi aydınlatacak olan kim? Fenerbahçe Kulübü.